Doğu Anadolu bölgemizde yer alan muhteşem ilimiz Tunceli. Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları, Karasu Irmağı, doğuda Bingöl Dağları, Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrili. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamış. Orta Çağ'dan kalma ve bugün hala iyi durumda olan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Milli Parkı görülmeye değer güzelliklerinden. 1935 yılında çıkartılan bir yasayla Tunceli adını alan bölgenin adı Dersim olarak bilinmekte. Türkçe'ye Gümüş Kapı olarak çevrilen Dersim adı ile ilgili olarak M.Ö. 4. yüzyıla ait bilgiler bulunmakta. Yunan gezginleri burası için Daranes derlermiş. M.Ö. 519 yılında Dara Perslere kral olunca tarihçi Ptomeli bugünkü Tunceli'yi Daralenes olarak kaydetmiş ve bu isim yüzyıllarca bu şekilde kullanılmış. Dersim adının kökeni konusunda kabul edilen başka bir görüşe göre Dersimliler Hazar Denizi'nin güneyindeki Pers öncesi halklardan biri olan ve Deylem bölgesinde yaşadıklarını sürdüren Deylemlilerle de ilişkilendirilmekte. Moğol işgaline kadar yurtlarını koruyabilen Deylemlilerin 1256 yılında gerçekleşen Moğol işgalinden kaçarak bugün Tunceli olarak bilinen bölgeye yerleştikleri sanılmakta ve Dersim adının da bu halktan geldiği düşünülmekte. Cumhuriyet'ten önceki resmi yazışmalarda kullanılan Dersim adı 1935 yılında çıkartılan bir yasayla Tunceli olarak değiştirilmiş. Tunceli ilinin coğrafi yapısı nedeniyle il düzeyinde farklı iklim özellikleri görülmekte. 700 metre rakımla başlayan yükselti Munzur Dağları'nda 3450 metreye kadar çıkıyor. Yükselti farklılığı nedeniyle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışlar, yağmur, karla karışık yağmur ayrıca Munzur Dağları'nda kar ve tipi şeklinde düşmekte. İklim farklılıklarının Keban Baraj Gölü'nde kıyı turizmine, ilin kuzeyinde kış sporlarına yönelik turizmin geliştirilmesine olanak sağladığı düşünülmekte ayrıca. Tunceli ilinde çok farklı veriler sunan fiziki coğrafi özelliklerine, iklim farklılıkları ve çok zengin olan su kaynaklarına bağlı olarak bahar aylarında bitki örtüsü ve doğal bakımdan zengin görüntüler ortaya çıkmış, Munzur Vadisi tabanında ve su boylarında karışık bir bitki örtüsü dikkat çekmekte. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 1518 çeşitli bitki kayıtlı şekilde yer almakta ve bu bitkilerin 43 çeşidi Munzur Dağları'na özgü olup 227 çeşidi Türkiye'ye ait farklı türlerden oluşuyor. Ülkemizin güzel bitkileri arasında bulunan ve bilim otoritelerine göre kültür sarımsağının atası olarak kabul edilen Tunceli yaban sarımsağı, dünyada sadece Tunceli'de ve özellikle Munzur Dağları eteklerinde yaygın olarak bulunan ve kendiliğinden yetişen bir bitki türü. Tunceli ili yaban hayatı bakımından oldukça zengin, özellikle Munzur Vadisi ve çevresi hayvanlar bakımından yaban hayvanları için elverişli bir ortam sunuyor. Çenger boynuzlu yaban keçisi ve bezuvar isimli iki tür dağ keçisi ile av kuşlarından ur kekliği bu yöreye özgü ilginç ve nadir türlerden. Evet, çenger boynuzlu yaban keçisi oldukça ünlü, mağaralarda ve kaya kovuklarında yaşayan boz ayı Munzur yaban hayatının en önemli büyük memelilerinden ayrıca. Yörede oldukça farklı kuş türleri, güvercinler bulunmakta. Munzur suyu kırmızı benekli alabalık türlerinin yetişmesine çok çok elverişli olup özellikle bolca alabalık bulmak mümkün. Ve Munzur gözelerinin güneyinden başlayarak başta Munzur suyu ve mercan deresi olmak üzere kırmızı benekli alabalık önemli bir değere sahip. Bu arada nüfusun %34'ünün köy ve beldelerde yaşadığı Tuncelilerin temel ekonomik etkinliği tarım ve hayvancılık. Ayrıca Tunceli, Türkiye'nin okuma yazma oranı en yüksek illerimizden. Havaalanı yolu şöyle, Tunceli'ye eşit uzaklıkta Elazığ ve Erzincan illerinde havalimanları bulunmakta. Deniz yolu da Keban Baraj Gölü üzerinden Pertek ve Çemişgezek ilçeleriyle Elazığ arasında feribot seferleriyle mümkün.